Artık vektörel ve skalar büyüklükleri öğrendiğimize göre gelin şimdi bu konuda birkaç soru çözelim. Ancak soruları sadece fizik dersi için düşünmeyin lütfen. Bunlar günlük hayatta da sıklıkla karşılaşacağınız sorular. Mesela şehirler arası bir yolculuk yaptığınızı düşünün. Bu yolculukta ne kadar yol gittiğinizi, ne kadar hızlı gittiğinizi, gideceğiniz yere ne kadar sürede varacağınızı merak edersiniz değil mi? Evet, şimdi gelin ilk sorumuza bakalım. Eğer Banu arabasıyla 1 saatte kuzey yönüne doğru 5 kilometre gittiyse ortalama hızı nedir? İsterseniz öncelikle skalar ve vektörel büyüklükler hakkında neler bildiğimizi kısaca bir hatırlayalım. Bize soruda Banu'nun kuzey yönünde 5 kilometre gittiği verilmiş. Yani bize bir büyüklük verilmiş. 5 kilometre. Bu 5 kilometre Banu'nun ne kadar yol gittiğini belirtiyor. Bize ayrıca bir yönde verilmiş. Kuzey yönünde denmiş. Kısacası Banu 5 kilometrelik bir mesafe almış diyebiliriz. Mesafe ya da uzaklık skalerdir ancak yönü de verirsek yer değiştirmeyi vermiş oluruz. İşte burada vektörel bir büyüklük verilmiş. Yani Banu kuzeye doğru 5 kilometre yer değiştirmiş. Ve bunu arabasıyla 1 saatte yapmış. O zaman Banu'nun ortalama hızı ne olur? Hız vektörel bir büyüklüktür. Vektörel ve skaler büyüklükleri birbirinden ayırmak için vektörel büyüklükler üzerine küçük bir ok işareti konulur. Yani üzerinde ok olan bir sembol gördüğünüz zaman burada sadece büyüklüğünü değil aynı zamanda yönünü de hesaba kattığımız vektörel bir büyüklükten bahsettiğimizi anlarız. Ama bu ok yönün nereye olduğunu göstermiyor. Sadece vektörel bir büyüklük olduğunu belirtiyor. Evet, bir şeyin hızı onun konumundaki değişikliktir. Ayrıca bu değişikliğin yönüdür. O zaman diyebiliriz ki yer değiştirme. Bu arada yer değiştirme için kullanılan harf S'dir. Bu vektörel bir büyüklüktür. Evet, yer değiştirme. İngilizce yer değiştirme kelimesi D ile başlamasına rağmen ve birçok terimin sembolünde İngilizce kısaltma kullanılmasına rağmen burada D kullanmıyoruz. Bence bunun sebebi D harfinin birçok alanda başka anlamlarda kullanılması. Mesela türev konusunu işlediyseniz D harfinin türev demek olduğunu biliyorsunuzdur. Tabi eğer sizin bunun için başka bir açıklamanız varsa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Evet, hız yer değiştirme bölü zamandır. Eğer hızı skaler büyüklüklere benzer bir şekilde yazmak istersem sürat olarak yazabilirim. Sürat olunca skaler olacak. Yani vektörelse şu şekilde ama vektörel olarak değil de skaler olarak yazmak istersem süratı kullanıyorum. Sürat gittiğiniz mesafenin yani aldığınız yolun zamana bölümüdür. Bu ikisine formülde, tanımda diyebilirsiniz. Ve bunları anlamanın sizin için kolay olduğunu düşünüyorum. Bir şeyin ne kadar hızlı gittiği aslında o şeyin belirli bir süre boyunca aldığı mesafedir. Burada aslında aynı şeyi söylüyoruz. Şu kısımda yönü de işin içine katıyoruz. O yüzden vektörel büyüklükler var. Burada da yöne hiç girmiyoruz ve skaler olan mesafe ile sürati kullanıyoruz. Burada ise yer değiştirme ve hızı kullanıyoruz. Bunu hallettikten sonra Banu'nun ortalama hızını hesaplayalım. Aslında bu ortalama kelimesi önemli. Tüm bu zaman diliminde Banu'nun hızının değişmiş olması mümkün. Ancak biz basitleştirmek için bunun sabit bir hız olduğunu varsayacağız ve hesapladığımız şey ortalama hız olacak. Evet, hızın sabit kaldığını varsayıyoruz. Hız eşittir. Banu'nun yer değiştirmesi kuzeye doğru 5 kilometreydi. Kuzeyi büyük harfle yazacağım. Evet, 5 kilometre kuzeye doğru bölü geçen zaman. Geçen zaman derken zamandaki değişimi kastediyorum. Buradaki de aynı şey. Bazen bu T harfinin başına bir üçgen ya da delta geldiğini görürsünüz. Bu delta değişim demektir. Karmaşık bir şey gibi görünse de aslında sadece değişimi kastediyor. Evet soruya geri dönersek. Banu'nun 5 km kuzeye doğru gitmesi 1 saat sürüyordu. Yani zamandaki değişiklik 1 saat. Evet bunu formülle yerine yazalım. Bölü 1 saat. Eğer sadece sayısal kısma bakarsak 5 bölü 1 sayısal kısımları böldüğünüz gibi birimleri de bölelim. Yani kilometre bölü saat. Yönde kuzey. Evet. Kuzey yönünde 5 kilometre bölü 1 saat. Banu'nun ortalama hızı oluyor. Buna kuzey yönünde saatte 5 kilometre de diyebiliriz. Dikkat edin. Eğer yön belirtmezseniz hızdan bahsetmiş olmazsınız. Sadece 5 kilometre bölü saat demek hızı tanımlamamıza yeterli olmaz. Böyle dersek skalar bir büyüklük olan sürati tanımlarız vektörel olması için yön lazım. Eğer ortalama sürat hesaplamak isteseydik o zaman yön bizim için önemli olmayacaktı. Diyecektik ki ortalama sürat eşittir alınan mesafe yani 5 kilometre. Bölü zamandaki değişiklik yani 1 saat. Bu da saatte 5 kilometre demekle aynı şey. Yine söylüyorum. Burada sadece büyüklükten bahsediyoruz ve büyüklük skaler vektör istiyorsak kuzeyi de işin içine katmamız gerek. Peki daha önceki videolarda hep metre bölü saniye kullanmıştık ama burada kilometre bölü saat diyoruz gibi bir soru aklınıza gelebilir. Soru bizden metre bölü saniye cinsinden bir değer isterse nasıl hesaplayacağız? Bu durumda birimleri çevirmemiz gerekecek. Hemen yapalım mı? Bunu metre bölü saniye cinsinden isteselerdi ne yapacaktık? İlk adım olarak bir saat içinde kaç metre gidildiğini bulalım. Saatte 5 kilometre. Bunu metreye çevirmemiz gerek. Paya metre, paydaya da kilometre koyuyorum. Böylece 5'in yanındaki kilometre ile paydadaki kilometre birbirini götürecek. Peki 1 kilometre kaç metredir? 1 kilometre 1000 metredir. Yani 1 kilometreye 1000 metre düşer. Gördüğünüz gibi buradaki kilometreler birbirini götürecek şekilde yazmıştım. Bunlar birbirini götürür. Yanındakini de 5 ile çarptığımızda da 5000 olur. Aynı rengi kullanayım. Evet şu ikisini çarpmış oldum. Çarpmada sıranın önemi yok. Yerler değişebilir çünkü değişme özelliği var. Birimleri de yazarsak payda metre var. Paydada da saat var. Metre bölü saat. O zaman sonuca gelelim. 5000 metre bölü saat. Şimdi siz bana bunu kafadan yazabileceğinizi söyleyebilirsiniz. Yani 5 kilometre eşittir, 5000 metre diyebilirsiniz. Evet doğru. Ama ileride daha karmaşık birimlerle işlem yapmanız gerektiğinde bu birbirini götürme özelliğini kullanmayı iyi bilmek işinize yarayacaktır. Ama her işlemden sonra şöyle bir kontrol yapmanızı öneririm. Mesela 5 kilometrede bir sürü metre olduğunu tahmin ederiz değil mi? O zaman metre bölü saatten bahsediyorsam burada daha büyük bir sayı olmalı. Şimdi aynısını saniye için yapalım. Eğer birisi bir yolu normalde 1 saatte gidiyorsa 1 saniye içinde çok daha az yol gider. Hatta 1 saatte gittiğinin 1 bölü 3600'ü kadar. Çünkü 1 saatte 3600 saniye vardır. İşte böyle düşünürsek metre bölü saniye cisinden ifade etmemiz için burada daha küçük bir sayı olması gerektiğini anlarız. Hadi hemen yapalım. Saatlerin birbirini götürüp paydada saniyenin kalmasını istiyorum. Bu paydadaki saati ne götürür? Paydaki bir saat. O zaman saat bölü saniye. Peki saniye başına düşen saat ne kadar? Ya da şöyle düşünün. Bir saat kaç saniyedir? Dakikada 60 saniye var. Çarpı 60 dakika bölü saat. Dakikalar birbirini götürür veya 60 çarpı 60'tan 3600 elde ederiz. 3600 saniye bölü saat yani her saat için 3600 saniye olur. Bunu tersine çevirirsek 1 bölü 3600 saat bölü saniye. O zaman 1 saatte 3600 saniye aynı şey. Şu saatle şu saat birbirini götürür. Sonra şuradaki sayıları böleriz. 5000 bölü 3600. Metre bölü saniye. Evet. Zaman kazanmak için bu işlemi hesap makinesiyle yapalım. 5000 bölü 3600 ki bu aslında 50 bölü 36 ile aynı şey. Evet sonucu varlarsam 1,39 oluyor. Yani 1,39 metre bölü saniye. O zaman Banu'nun arabası cidden çok yavaş gidiyormuş. Zaten şuraya bakarak da söyleyebilirdik. Saatte 5 kilometre giden bir araç baya yavaş gidiyor demektir.